27 Mayıs 1960 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasi tarihi için kapkara bir leke. 64 yıl önce bugün, bu topraklarda halk iradesi Cumhuriyet tarihinde ilk kez vesayet altına alındı. 27 Mayıs'ta darbeciler halkın oylarıyla seçilmiş bir hükümeti ve başbakanını devirdi. 27 Mayıs'cular Yassıada'da hem Demokrat Partilileri hem de Türk halkının iradesini yargıladı. Kalemlerin kırıldığı Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatka'nın idam kararları demokrasi tarihine bir utanç olarak geçti. O kararların alındığı ada bugün artık demokrasi ve özgürlükler adası. TV100 muhabiri Muratcan Altun Toprak ve kameraman Emrah Kahraman o adada 64 yıl önce yaşananları anlatan özel bir haber hazırladı. Ekranlarınıza taşıyoruz. "29 Ekim 1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğu gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu topraklarına armağanı Cumhuriyet. Cumhuriyet'le birlikte 1923'ten 1950 yılına kadar 27 yıl tek partiyle yönetilen Türkiye, 1950 yılında kabuğunu kırdı. 1946'daki ilk çoklu partili seçimlerin ardından 1950 yılında Türkiye'de demokratlar iktidara geldi. Halk tercihini Adnan Menderes'ten yana kullandı. Ama 1950 yılındaki demokrasi zaferi 27 Mayıs'a giden o karanlık yolun ilk adımı oldu. Bu Türkiye'de oldu, Irak'ta oldu, İran'da bir benzer olmuştu Musaddık'a karşı. Dolayısıyla bu aynı dönemde Orta Doğu'yu dizayn etme, Orta Doğu'yu yerinden tanzim etme, şekillendirme açısından bu darbenin olduğunu görüyoruz. Ama en acımasızın Türkiye'de olduğunu görüyoruz. 3 kişinin idam edilmesi, bunlardan birinin başbakan olması ve diğerlerine bu bulunduğumuz adada büyük zulümlerin yapılmış olduğunu görüyoruz. Silahlar altında söken şafak, postallar altında ezilen halk iradesi, demokrasi maratonuna vurulmuş ilk darbe. Takvimler 1960 yılının 27 Mayıs'ını gösterdiğinde genç Türkiye Cumhuriyeti ardıllarının her 10 yılda bir aynı karanlık yolu izleyeceği ilk askeri darbesiyle karşı karşıya kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir araya gelen cuntalar bir araya geldi ve bu cuntaların yapmış olduğu bir darbe. Hatta hiçbir paşa da başlarında general bulunmadığı için de emekliye ayrılmış olan Cemal Gürsel bunu İzmir'den buldular. Emekli bir subayı başına geçirdiler ki bu adam aslında muvazzaf da değildi. Ve bu Türkiye'de darbelerin anası oldu tabiri caizse. Çünkü bundan sonra da her 10 yılda bir Türkiye'de darbeler oldu. Darbelerin arkasındaki gücün kim olduğu çok açık net. Bunu Türkiye çok biliyor yani. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı koltuğu ve Çankaya Köşkü İsmet İnönü'ye geçti. İsmet İnönü 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında 1950 yılında Türkiye'yi çok partili hayata geçirdi. Tam demokrasiye geçen Türkiye'de 27 yıllık tek parti iktidarının ardından 1950 seçimlerinde Adnan Menderes'in Demirkıratı Demokrat Parti iktidar oldu. 14 Mayıs 1950 seçimlerinden zaferle ayrılan Demokrat Parti'de başbakanlık koltuğu Adnan Menderes'in oldu. Çankaya'ya Celal Bayar çıktı. İlk 4 yılın ardından 1954 seçimlerinde Demirkırat zafere koştu. Oyların %57'sine alan Demokrat Parti bir kez daha tek başına iktidar oldu. Genç Türkiye Cumhuriyeti 30 yaşına basmadan tam demokrasiyle tanışmış oldu. Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesini hedeflediği Türkiye'de çok partili hayata geçiş sürerken bir yandan da darbenin çarkları dönmeye başladı. Yani 1960 darbesi gerçekten Türk siyasi hayatını çok geriye doğru götüren bir gelişme oldu. Tamamıyla demokrasi karşıtı, insan hakları karşıtı ve dünyada düşmanın düşmana yapmadığını 27 Mayıs'çılar bu adadaki insanlara yaptılar. Demokrat Parti iktidarının Kore Savaşı'na asker göndermesi, CHP'nin mallarına haciz kararı, dış borçlanma ve 6-7 Eylül olayları Menderes hükümetine tepkileri beraberinde getirdi. Adnan Menderes'in faaliyetleri bir takım güçler tarafından izlenmeye başladı. 1950 ve 1954 seçimlerinden zaferle çıkan Demokrat Parti ve Adnan Menderes, 1957'deki seçim süreci öncesi hedef tahtasına konuldu. Taziye-i Mutazam'ın bir mektup yazmışım. İmzam ile sefire tevdi. 1960 yılına gelene kadar Türkiye'de toplumsal gerilim tırmandı. Üniversiteler, sokaklar ve kışlalarda hareketlenme arttı.
sonun başlangıcı için geri sayım başlattı. Tarihler 27 Mayıs 1960'ı gösterdiğinde TRT radyolarından darbe bildirisi okundu. Emir komuta zinciri dışında gerçekleşen o darbe Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk askeri darbesi oldu. Emekleyen Türk demokrasisi o darbeyle askeri vesayet altına girdi. İhlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti, dönemin başbakanı Adnan Menderes, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Demokrat Partililer gözaltına alındı. Tutuklamaların ardından Yassıada'da Türk demokrasisi için en zorlu ve sancılı süreç başladı. Yasama dokunulmaz diye bir kavram bütün dünyada var. Maalesef bu yasama dokunulmaz, yani milletvekillerin dokunulmazlıklar hiç kale alınmadı. Ve bu yasama dokunulmazlığına, milletvekili dokunulmazlığına hiç kale alınmadan mecliste yaptıkları kanunlardan dolayı bunlar hesaba çekildi. Halbuki yani oradaki bir görüş belirtmişler, kanun yapmışlar, bir düzenleme yapmışlar. Onlardan dolayı bu kişilerin yargılanması yani dünya tarihine görülmüş şey değil. Evrensel hukuka kesinlikle aykırı. 27 Mayıs darbecileri yargılamalar için Yassıada'yı seçti. O yargılamalar da işte tam bu salonda yapıldı. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'la birlikte Türk halkının iradesi askeri darbeciler tarafından yargılandı. Bu duruşmalara bakıldığı zaman da Adnan Menderes'in ne kadar nazik kibar olduğu, sözünün kesildiği, burada hem Adnan Menderes hem diğerlerine işkencelerin yapıldığı, tokatlandı, dövüldüğü, bunu görüyoruz. O dönemde yazılan hatırat kitaplarından özellikle de görüyoruz. Duruşmaları izlediğimiz zaman yine görüyoruz. Hukukun hiçbir şekilde işlemediği bir yöntemle kişilerin cezalandırılığı, idama mahkum edildiklerini görüyoruz. 27 Mayıs'ın hakimleri 9 ay 27 gün sonra 14 sanık için idam kararı istedi. O kararla birlikte 1950 yılında çok partili hayata geçen Türk demokrasisinin de kalemi kırılmış oldu. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi. Hukukla hiçbir ilişkisi yok. Bir cinayet, bu bir katliam. Ve yani hem idam edilenler hem diğerlerine karşı yapılanlarla ilgili bunu bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında yani bu darbenin yapıldığı kişilerin evlerinin tabanlarının kazıldığını, işte altın varmış sizin evlerinizde, siz gömmüşsünüz döşemelere, büyük çapta böyle tahribatların olduğunu da görüyoruz. Bu tür kişilerin evlerinden, mekanlarında yani kazıların yapıldığını tabiri caizse bunları da görüyoruz. Dolayısıyla her bakımdan yani eleştirilmesi gereken bir dönem ama maalesef uzun bir dönem Hürriyet Bayramı olarak da kutlandı. Yani acı, tarihin çok acı bir katresi doğrusu. Yassıada'daki kararlar yıllar boyunca tartışıldı. Bugün 100. yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti'nde Yassıada artık demokrasi ve özgürlükler adası. O gün burada 64 yıl önce yaşananlar bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi mücadelesine ışık tutuyor.